Herkese iyi akşamlar. Şehrin Sağlığı Programı'na hoş geldiniz. Ben Doktor Tuğçe Taşar Yıldırım. Bu haftaki program konuğumuz Fethullahçı Şehir Hastanesi Algoloji Bölümünden uzman doktor Meltem Kanar. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Davetimizi kırmadığınız için ayrıca teşekkür etmek isterim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi tanıtırken algoloji uzmanı olarak tanıttık. Algoloji nedir? Bunun tanıtımını yapabilir miyiz? Tanımını. Algoloji, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik bir nedene bağlı olan ya da olmayan, kişinin geçmişteki deneyimlerini de içeren, hoş olmayan emosyonel duyularla ilgilenen, yani ağrının tanımı bu, bununla ilgilenen bilim dalı algoloji olarak adlandırılıyor. Ağrının da tanımını yapmış olduk. Evet. Fethullahçı Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği'nden bahsedecek olursanız neler söylemek istersiniz? Bu arada görüntülerimiz vardı arkadaşlar, onları ekrana getirebilirsek. Evet. Buyurun. Şimdi şöyle, Fethullahçı'da biz algoloji olarak neler yapabiliyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bizim algolojide işlemlerimiz fluoroskopi cihazıyla veyahut da ultrasonografi ile yapılıyor. Hastanemizde bu cihazlarımız mevcut. Hastalarımıza blokaj işlemleri de yapabiliyoruz. Radyo frekans da uygulayabiliyoruz. Ağrı tedavisi yapıyoruz. Yani algoloji olarak, algoloji evet. Bilimi, seyircilerimize en kısa ve anlaşılır haliyle söyleyecek olursak, ağrı tedavisi çeşitli yöntemlerle. Evet, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan ağrılar ve onların tedavileriyle ilgilenen bölüm. Peki ağrı demişken, akut ağrılar var, kronik ağrılar var. Evet. Akut ağrı ne demek, kronik ağrı ne demek? Seyircilerimizle bunu paylaşalım. Evet, akut ağrı yaklaşık 6-12 haftaya kadar olan ağrılardan bahsediyoruz, akut ağrı. Yani 2 haftalık ağrılar. Akut ağrılar aslında 12 haftaya kadar subakut ağrı deriz. Ve artık 3 aydan uzun sürüyorsa, 12 haftadan uzun sürüyor ise kronik ağrı olarak adlandırıyoruz ağrıları. Aslında algoloji bilim dalı daha çok kronik ağrılarla ilgileniyor. Ama tabii ki akut ağrılarla da bazen hastalarımız bize başvurabiliyorlar. Peki ağrı tedavisinde girişimsel işlemlerden faydalanıyor muyuz? Yoksa kabaca halk arasında bilinen ağrı kesiciler mi sadece ağrı tedavisinde yer alıyor? İkisi de, hepsi de yer alıyor. Yani önce zaten medikal tedavilerle, yani ilaçlarla biz başlarız tedavilerimize. Daha sonra aslında biraz multidisipliner ağrı bölümü. Daha sonra belki fizik tedaviler işin içerisine giriyor. Ve daha sonra da girişimsel işlemler planlayabiliyoruz eğer hastaların ağrıları devam ediyor ise. Şimdi hangi hastalıkta hangi yöntemleri kullandığımızı ileriki zamanlarda bahsedeceğiz. Fakat şu an seyircilerimize bir algoloji genel olarak ne yapar, hangi yöntemleri evet. kullanır bunlardan biraz bahsedelim. Girişimsel işlemler dedik. Bu işlemleri biraz daha açabilir miyiz? Ne tür girişimsel işlemler mevcut? Şöyle mesela bel ağrılarıyla geldi hastalar diyelim bize. Bel ağrıları neyden kaynaklanabilir? Bel fıtığı işte bizim en sık sebebi belki değil mi? Günlük hayatta rastladığımız. Bel ağrısının en sık sebebi genellikle o oluyor ama sadece bel fıtığı değil. Hastaların bel eklemlerini oluşturan faset eklemlerden, diskojen yani bel omurları arasında bulunan yumuşak doku olan disk ağrılarından kaynaklanabiliyor. Kaslardan kaynaklanabilir, miyofasyal ağrılar olabilir. Dediğim gibi eklemler olabilir. Yani bel yapımızı oluşturan tüm oluşumlar bu ağrıya neden olabilir. Biz de hastanın fizik muayenesini değerlendirdikten sonra bazen işte bazen değil çoğunlukla aslında görüntülemesini gördükten sonra şikayetlerini dinledikten sonra ağrısının hangi yapıya uygun olduğunu düşünüyor isek ona yönelik girişimsel tedaviler uygulayabiliyoruz. Yani mesela bel fıtığına bağlı ağrıları var ise, hangi seviyesine uygunsa hastanın ağrıları, ona yönelik epidural işlemler yapabiliyoruz, epidural girişimler yapabiliyoruz. Sinirlerine radyo frekans uygulaması yapabiliyoruz.
Bunları ileride biraz daha açacağız. Evet, hastalık aha. hastalık soracağım. Evet. Şimdi ağrı tedavisi yapıyoruz. Fakat bu ağrı tedavisinin etkinliğini artırmak için neler gerekli? Sadece algolog olarak sizin yaptığınız işlemler gerekli mi? Size yönlendiren branşlar illaki var. Ameliyat öncesi bir bölüm müdür algoloji ya da ameliyat olduktan sonra ağrısı hala rahatlamayan hastalarda mı daha çok etkilidir? Ya da etkinliği artırmak için şu hususlar muhakkak önemli diyebileceğimiz noktalar var mı? Hastalara hareketsizlik asla önermiyoruz biz. Yani tabii ki önce medikal tedavilerini kullandı diyelim. İşlem yapılsa bile algolojide biz ona işlem yapsak bile hasta ameliyat olsa bile ve fizik tedavi görse de yani hareketsizlik hiç istediğimiz bir şey değil. Onlardan beklentimiz hani bir takım fizik yani tedavi. Yani işlem yaptık bitti diye bir şey yok. Hayır yok. İşlem sonra... yaptıktan sonra hastanın evet. uyumu, hareketi, aynen belki öyle, fizik tedavi sürecini devam ettirmesi değil hep... ya da diğer medikal tedavilerini kullanması da. Evet. Önemli tedavi ayakları arasında. Medikal tedavisi işlemlerden sonra devam edebilir. Bazı hastalar yine medikal tedavi desteğine ihtiyaç duyabilirler. Sonra fizik tedaviyle birlikte mesela bel ağrılarında ya da boyun ağrılarında veya eklem ağrılarında hani yine hareketsiz kalmadan onlara önerilen hareketlerini yapmaya devam etmelerini öneriyoruz. Yürüyüşlerini mutlaka hani yapmalarını söylüyoruz hastalara. Kilo almamaları çok önemli. Bizim hiç istediğimiz bir şey değil bu. Bu şekilde hastaların da katılımının olması gereken bir branş zaten algoloji. Hatta belki hasta katılımı, algolog ve ilgili branş neyse örnek verecek olursak. Evet. Bel fıtığı olan bir hastada fiziksel ve rehabilitasyon uzmanının önerileri, tedavisi evet. önemli. Ya da kanser hastalarını düşünelim. Kansere ağrılar oluşmuş olabilir. Yani. Aynı şekilde onkoloğun önerileri önemli. Yani multidisipliner bir yaklaşım var. Öyle değil mi? Yani evet, tek tabii. basamak algoritm işlem yaptı, hekimi. Bitti evet. değil. Tabii. Hastanın uyumu önemli, hastanın Hı-hı. katılımı önemli. Evet, aynen. Primer branşın önerileri önemli. Hı-hı. Böyle olunca tedavinin etkinliği de ister istemez artacaktır. Tabii, evet, aynen aslında öyle. Aslında tüm hastalıklarda hasta birinci planda. Hı-hı. Fakat bizim hastalarımızın hakkında hep şöyle oluyor. Doktor öyle bir ilaç versin ki ben günlük hayatımı hiç değiştirmeyeyim evet. fakat iyileşeyim. Evet. Böyle bir durum ben iç hastalıkları uzmanı olduğum için kendi branşım adına konuşabilirim. Dahiliye için yok. Algoloji için var mı? Algoloji için de yok. Biz tabii ki çok şiddetli ağrılarını girişimsel işlemler yaparak tabii ki azaltıyoruz. Bazen hani tabii ki çok büyük faydalar görüyorlar hastalar ama yani daha sonra eğer hani katılım olmazsa yani hasta kilo alırsa, hareketsiz kalırsa, beslenmesine de hani dikkat etmezse tekrar benzer ağrılarla başvurabiliyor. O yüzden istiyoruz ki daha bilinçli olsun hastalarımız. Önerilen hareketleri vesaire yapsınlar ya da kullanmaları gereken bir takım medikal tedaviler varsa onlara da devam etsinler istiyoruz. Onun dışında yani bize algolojiye hangi hastalar geliyor, kimler geliyor ya da hangi ağrılar geliyor ya da biz ne yapıyoruz daha çok hani işin algoloji tarafı olarak hani onlardan bahsetmek gerekirse. Burası çok önemli çünkü hastalar aslında algolojiyi ağrı bilimi olarak iyi kötü bir yerlerden duymuş hı-hı, oluyorlar. Hı-hı. Fakat kimlerin başvuracağını bilemeyebiliyorlar. Evet. Yani hangi hasta grupları, hangi hastalıklara bağlı oluşan ağrılarda tedavi uyguluyorsunuz? Yani sırayla gidecek olursak mesela tedavilerini sonra detaylandıracağız. evet. Şimdi kabaca evet. neler olduğunu öğrenirsek teker teker soracağım. Evet, baş ağrılı hastalar bize gelebiliyorlar mesela. Migren hastaları, küme baş ağrısı dediğimiz küme baş ağrısı olan hastalar. Yani bunu da hani açacak olursak yüzünün bir tarafında ya da başının daha doğrusu başının bir tarafında şiddetli ağrıları olan, mevsimsel yoğunlaşmalar gösteren, hani benim her yıl Ocak, Şubat ayında ya da genellikle bahar aylarında olur, şiddetli baş ağrılarım olur. İşte 3-4 hafta veya 1-2 ay sürer geçer ama o esnada ben kıvranıyor şekilde çok ağrı duyarım ve işte gözüm yaşarır, burnum akar. Yani bizim otonomik semptomlar evet. dediğimiz ağrıları da olan hastalar küme baş ağrılarıdır. Hani onlar... Tabii ki önce medikal tedavilerini zaten çoğunlukla nöroloji hekimine başvurmuş oluyorlar, kullanırlar. Eğer şiddetliyse girişimsel yöntemler düşünülebilir. Migren hastalarında yine aynı şekilde.
Aslında baş ağrısından muzdarip o kadar çok hasta var ki ve birçok tetkik yapılıyor. Çoğu zaman hastalar şöyle söylüyorlar. Bütün tetkiklerim yapıldı fakat bütün tahlilerim temizlenildi. Evet. Fakat ben hala bu ağrıyı çekiyorum. Evet. Zannediyorum önemli hasta gruplarınızdan biri de bu hastalar değil mi? Yani baş ağrısı olup tetkiklerinde herhangi bir bulgu rastlanmayıp migren olabilir, bahsettiğiniz kümeti bir baş ağrıları olabilir. Algolojiyle çok alakalı olduğunu da hastalar bilmiyorlar açıkçası ve ağrıdan hakikaten muzdaripler. Evet, aynen buradan öyle. Bunu da belirtmiş olalım seyircilerimize. Hı-hı. Baş ağrılarında da algoloji olarak tedaviniz mevcut. Tabii mesela trigeminal nevralji hastaları gelebiliyor bize. Çok şiddetli ağrıları olur değil mi? Şimşek çakar tarzda yüzlerinde ağrı hissederler. Evet. Trigeminal sinir dediğimiz sinirin dağılımında hani göz çevresi, üst çene ya da alt çenede bir veya birden fazla dalında gün içerisinde çok defa gelip böyle saniyelik şimşek çakmaları, elektrik çarpması şeklinde ağrıları olan hastalar ilaçlarını kullanıp hani medikal tedavilerini kullanıyorlar ama çok çok muzdaripler. Onlarda da hani periferik bloklardan tutun da işte daha ileri invazif yöntemlere kadar bizim gastral ganglion blokajı dediğimiz yöntemlere kadar hani bu tarz tedaviler yapılabiliyor. Baş ağrısından konu açılmışken ganglion blokajı dedik. Ganglion nedir? Blokaj nedir? Biraz daha açacak olursak çünkü biz kendi aramızda biraz tıbbi konuşabiliyoruz fakat seyircilerimiz de daha onların anlayacağı şekilde. Yani şöyle anlatabilirim basit olarak sinir yumağı diyorum ben hastalara. Beynimizden ya da omuriliğimizden çıkan sinirlerin uğradıkları bir takım istasyonlar var, toplandıkları. Bu sinir yumaklarına biz hani ganglion diyoruz. Ve hani ağrı dışarıdan, çevreden alınıp o yumaklarda düzenlenip beyne iletiliyor. Biz de o sinir düğümlerine, sinir yumaklarına müdahale ediyoruz. O algıyı, ağrı algısını değiştirecek bir takım tedaviler uyguluyoruz. Tedaviler derken blokaj dedik. Yani o sinirler üzerine bir madde mi enjekte ediyoruz ya evet. da... Yani şöyle, lokal anestezik enjekte ettiğimiz durumlarda hani blokaj tedavisi demek daha doğru oluyor ama bazen şey de yapabiliyoruz. Radyo frekans tedavisi ya da ablasyon tedavileri. Yani radyo frekans dediğimizde bir takım elektrik enerjisiyle hastaların o ganglion dediğimiz sinir yumaklarındaki hücrelerin ağrı algısını değiştirecek tıbbi olarak bizim nöromodülasyon dediğimiz tedaviler oluyor genelde. Bunlar baş ağrıları için konuştuğumuz. Yani o sinir yumaklarına ya anestezik maddeler enjekte ediyoruz ya da radyo frekans cihazlarımız var. Onlarla müdahale ediyoruz. Evet. Peki müdahale edemeyeceğimiz baş ağrıları var mı? Mesela şu hastalarda algolojik işlemler uygun değildir diyebileceğiniz baş ağrısı türleri mevcut mu? Yoksa her baş ağrısı gelebilir mi? Yani aslında bu sadece baş ağrıları için değil. Genel olarak algolojinin hani müdahale edemeyeceği yani hastanın tabii biz kan sulandırıcılar kullanmasını çok istemeyiz, tercih etmeyiz. Çünkü kanama problemi yaşamasını istemeyiz daha sonrasında. Onun dışında cerrahi olarak müdahale edilmesi gereken bir durum varsa bazen hani algoloji o noktada cerrahiye hastaları devredebiliyor. Ya da bizim işlemimize engel olan komorbid hastalık dediğimiz yandaş ek hastalıkları vardır. Yani mesela hastanın kalp pili vardır. Kalp pili olan hastalara çok fazla radyo frekans tedavisi yapamayız mesela. Hani kalp pilini bir noktada o işlem boyunca blok etmek lazım. Mesela hasta buna uygun mu? Bunları diğer branşlarla danışarak, onlardan izin alarak bu şeyleri yapabiliriz, işlemleri yapabiliriz. Peki konu açılmışken kan sulandırıcı kullanan hakikaten birçok hasta var. Evet. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda algolojik işlem hiç yapamıyor muyuz? Ya da ilgili branşa danışılarak, kan sulandırıcısı değiştirilerek ya da durdurularak ya da alternatif bir yöntem kullanılarak ağrı tedavileri mevcut mu? Kan sulandırıcı o hastaya ne için başlandıysa, hangi branş başladıysa o branşa hastaları konsült ediyoruz, danışıyoruz. Biz hastamızda böyle bir işlem yapmak istiyoruz ve hastamızın her kan sulandırıcının belirli bir süre işlem öncesi kesilmesi gerekiyor.
Doktoruna danışarak uygun mudur? Bu hasta bu kadar süre boyunca kan sulandırıcısını alması olur mu? Veya onun yerine hani başka bir ilacımızı başlayabilir miyiz gibi. Eğer hani kar zarar oranı yapıyoruz. Eğer ilgili branş olumlu bakarsa, düşünürse bununla ilgili hastamıza girişimsel işlem o noktada planlayabiliyoruz. O yüzden hastaların algoloji bölümüne başvurduğunda aslında bence tüm branşlar için geçerli bu. Tüm kullandıkları ilaçları biliyor olmaları gerekiyor. Hangi ilaçları kullanıyorlar, hangi hastalıkları var, eşlik eden ne hastalıkları var. Bunların bilgisiyle bizlere başvururlarsa işimiz biraz daha rahat oluyor. Hastanemizde tek algologsunuz. Evet. Öyle zannediyorum ki ilimizde de. Evet. Şimdi aslında programın başında bahsetmek biraz daha doğru olurdu ama kısaca bu algolojinin eğitim sürecinden bahseder misiniz? Konuyu şuraya bağlayacağım. Şimdi evet. Ağrı tedavisi denilince aklımıza hemen böyle çok çabuk şipşak yapılabilecek girişimler geliyor. Evet. Fakat bu illaki böyle değildir yani. Özel ameliyathane koşullarında yapılıyordur. Evet. Bu sebeple soruyorum. Öncelikle bir algolog nasıl yetişiyor? Daha sonrasında algolojik işlemler hangi şartlarda yapılıyor? Şimdi algoloji uzmanı olabilmek için 6 yıllık tıp fakültesi eğitimi gerekiyor. Daha sonra anestezyoloji uzmanı veya nöroloji uzmanı veya fizik tedavi uzmanı olan, yani bu 3 branştan uzman olmuş olan hekimler bir yandan sınavına giriyorlar. Uzmanlık sınavına daha önce girmiş hekimler, sonra tekrar başka bir uzmanlık sınavına giriyorlar. Hani uzmanlık eğitimi, yan dal uzmanlık eğitimi almaya yeterli olanlar 2 sene daha algoloji eğitimi alıyorlar ve böylece ikinci kez bir 2 yıllık bir uzmanlık daha bitirip o şekilde algoloji uzmanı olunuyor. Algoloji uzmanlığı bu şekilde. Yani şöyle, aslında algoloji bölümü 2011 yılından beri bu şekilde. Daha önceden anestezyoloji ana bilim dalının ona bağlı bir bilim dalıymış ve hani anestezistler genelde bu işlerle ilgilenirlerdi eskiden. Ama 2011'den beri bu şekilde yan dal olarak devam ediyor. Evet. Çok yeni bir branş olduğu için tabii bilinirliği daha geri planda. Şöyle, biz algoloji uzmanı olarak, yani hani 2 yıllık daha eğitim alıp algoloji uzmanı olmuş olan hekimler yaklaşık 70 küsür kişi civarında. Türkiye geneli mi? Evet, Türkiye genelinde. Ama daha önceki hocalarımızla birlikte, hani daha öncesinde de algoloji branşıyla ilgilenen hocalarımızla, hepsiyle birlikte 300 küsür civarında bir sayımız var. Elazığ öyleyse bu konuda şanslı, çünkü hakikaten çok evet. az sayıda hekim var evet. ve bunlardan biri Elazığ'da. Evet. Mehmet Sekinşehir Hastanesi'nde. Evet. Giderek artıyor tabii sayımız. Umarım bütün şehirlerde de olur ileriki zamanlarda ve bilinirliği daha da artar umarım diye düşünüyorum. Peki işlemlerden bahsettik. İlerleyen dakikalarda hastalıklara göre hangi hastalara hangi işlemler uygulanır biraz daha açacağız ama bu işlemler hangi şartlarda uygulanıyor? Poliklinik şartlarında mı? Ondan da evet bahsedeyim. Ameliyathane şartlarında mı? Şimdi şöyle, hastalar genelde şöyle geliyorlar. Tabii bu bilinmediği için algoloji branşı. Bana iğne yapılacakmış. Ben iğne olmaya geldim. Yani tamam. Acilde bir iğne yaptırır gibi artık şey yapın da gideyim. Yani bu poliklinik şartlarında yaptığımız, bizim hani kas içi enjeksiyon dediğimiz, musküler enjeksiyon dediğimiz, hani hastaların böyle acil serviste veyahut da işte diğer sağlık merkezlerinde yaptığı gibi poliklinik şartlarında yapılan işlemler değil. Bizim işlemlerimiz ameliyathanede steril koşullarda, temiz koşullarda, yani ameliyathane koşullarında yapılan işlemler. Ekranda da görüyorlar aslında izleyicilerimiz şu an. Evet, sizin bir görüntünüz mevcut. Evet. Değil mi? Ameliyathanede aynen hasta öyle. Tamamen steril. Evet. Yeşiller örtülmüş görüyorum. Evet. Cihaz eşliğinde. Ne yapıyorsunuz hocam burada? Fluoroskopi cihazımız var orada. Evet. Bu orada bel ağrısı işte. Olan bir hastamıza, bel fıtığına bağlı bel ağrısı olan hastamıza biz transforaminal enjeksiyon dediğimiz radyo frekans bir de uyguladık tabii. O işlemi yapıyoruz. Üste gördüğümüz fluoroskopi cihazı. O cihaz bize içerideki yapıları, kemik dokuları gösteriyor. Biz de ona göre... Çok kıymetli bir cihaz aslında. Evet, biz de ona göre iğne yerimizin doğruluğunu anlıyoruz. Kabaca bu şekilde, yani böyle hani bu görmüş olduğunuz işlemler poliklinikte yapılabilen işlemler değil. Ameliyathanede yapılıyor ve hastalarımızla ona göre randevu ayarlayıp
bu şekilde işlemlerini yapıyoruz. Şimdi tek hekim olmak hakikaten çok zor bir durum. Pardon, vurgulamak isterim. Anestezi olayını da merak ediyorlar hastalar. Ağrı duyuluyor mu? Evet, onu da unutmadan. Ağrımızı dindirmek istiyoruz fakat ağrımızı dindirirken ağrı duyacak mıyız? Şimdi şöyle, hastalara genel anestezi vermiyoruz. Yani hani kabaca narkoz tamamen uyutma gibi bir durum olmuyor. Sedasyon dediğimiz böyle hafif hastaları rahatlatan, yani uyku hali ama uyanık aynı zamanda ben da. Ben hastalarımı hafif sarhoşluk olarak tabir ediyorum, daha rahat anlayacakları şekilde. Yani konuşuyor oluyoruz biz hastalarla. Çünkü az önce de belirttiğim gibi tamam, fluoroskopi cihazı bize yerimizin doğruluğuyla ilgili kolaylık sağlıyor ama hastayla da konuşup hani ondan aldığımız geri bildirimler de bizde önemli oluyor. Yani bizim kullandığımız iğneler elektrik veren, kabaca öyle diyeyim. Hani hastalara iğneleri uyguladığımızda bir takım uyarılar veriyoruz. Ve onlara soruyoruz, hani ağrılı bölgenizde şu an bir şey hissettiniz mi? İşte bacağınızda bir hareket hissettiniz mi? Ya da işte ağrı hissettiniz mi diye. Onlardan aldığımız geri bildirim de bizim işlem sırasında tabii işimize yarayan bildirimler oluyor. O yüzden de zaten hastaları uyutmuyoruz. Ama ne yapıyoruz? Lokal anestezikler yapıyoruz mesela. İğnelerimizi uygulayacağımız yere lokal anestezikler yapıyoruz. Bu şekilde olabildiğince onların hani en az ağrı duyacağı şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. Peki seyircilerimizle şunu da paylaşalım. Şimdi tek hekim olduğunuz için biraz önce onu söyledim. Tek hekim olmak hakikaten zordur bir branşta. Evet. Hem işlemleri yapıyor olmanız gerekli, bir yandan da poliklinik hizmeti veriyor olmanız gerekli. Evet, evet. Hangi günler poliklinik hizmeti veriyorsunuz? Evet, program da sonunda illaki ağrısı olan, hastalıkları da biraz sonra sayacağız. Evet. Sayacağımız hastalıklardan muzdarip olan seyircilerimiz muhakkak başvurmak isteyeceklerdir. Hangi günler polikliniğiniz mevcut? Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri poliklinikte algoloji bölümüne hastalar başvurabilirler. Poliklinik şeylerinde, saatlerinde. Ama salı ve perşembe günleri biz bu gördüğünüz, az önce anlattığımız işlemleri yapmak için ameliyathanede oluyoruz. Salı ve perşembe günleri belki bize ulaşmaları daha zor olur ama diğer günlerde... İşlemde olduğunuzdan dolayı. Evet, işlemde olduğumuzdan dolayı diğer günlerde rahatlıkla ulaşabilirler. Peki şu an tüm dünya özel bir dönemden geçiyor aslında. Evet. Covid. Covid-19 pandemisinde sizin poliklinik ya da girişimsel işlemlerde bir aksama ya da özel kurallar, özel tedbirler geçerli mi? Neleri değiştirdi Covid sizin açınızdan? Şu oldu. Ya da hastalar güvenle gelebilirler mi ya? Bunlar hakikaten hastalar için önemli. Öyle hastalar var ki, kendi branşımla ilgili söyleyeyim. Şeker hastası fakat bir yıldır hastaneye gitmeye haklı olarak çekilmiş. Evet. Fakat bir yıl sonra çok yüksek değerlerle başvuruyor. Size de böyle çekinceler illaki oluyordur. Evet. Hastalarımızı, izleyicilerimizi biraz da bilgilendirmek amacıyla soruyorum. Biz işlemlerden bir gün önce... Hastalarımızı zaten çağırıyoruz. Hastalarımızın rutin kan tetkiklerini görüyoruz. Kanama değerlerini görüyoruz, enfeksiyon değerlerini görüyoruz. Ve hani kanda enfeksiyon yoksa tabii bizim için güvenli oluyor. Ve COVID ne değiştirdi? COVID şunu değiştirdi. Hastalarımızdan artık şey de alıyoruz. PCR, yani boğaz, burun, ağız sürüntüsü alıyoruz. Burası çok önemli. Hem hastanın güvenliği için, hem işlemi yapanların güvenliği için. Evet, aynen. Ameliyathanedeki diğer personel ve hastaların güvenliği için. Aslında bu bütün operasyon öncesi geçerli. Yani hastanemizde tüm operasyonlardan önce sürüntü örneği alınıyor. Artık alınıyor, evet. Ameliyathanenin daha güvenilir, daha sterilin olması açısından. Evet, tabii. Mesela neyi değiştirdi? Hastalarımız, COVID geçirmiş hastalar da bize başvuruyorlar. Ama şunu istiyoruz biz. COVID geçirmesinin üzerinden en az bir ay geçmiş olsun istiyoruz. Ya da COVID aşısı oluyorlar hastalar. Aşılardan da, aşından sonra da en az bir iki hafta geçsin istiyoruz. Çünkü işlemler sırasında verdiğimiz ilaçlar, steroid dediğimiz, hani kortizon dediğimiz ilaçlar da içerebiliyorlar. O yüzden bunların hani etkileşimi olmasın, hastanın bağışıklığı ile ilgili farklı şeylere yol açmasın diye bu şekilde bir zamanda olsun istiyoruz. Peki işlemler yaklaşık kaç dakika sürüyor ya da kaç saat sürüyor? Çok uzun süreli mi bu işlemler?
Ortalama olarak yarım saat diyebiliriz ama yani 15-20 dakikada bitirdiğimiz hani işlemler de oluyor. Veya işte ne bileyim bir 40-45 dakika uzayan işlemlerimiz de oluyor ama ortalama 20-30 dakika diyebiliriz. Gebelerle ilgili soru sorayım. Gebe hastalarda da ağrı evet. olabiliyor. Özellikle baş ağrısı olabiliyor. Bel ağrısı çok ciddi boyutta yaşıyorlar. Evet. Algoloji bölümü olarak gebe hastalara müdahalede bulunuyor musunuz? Gebe hastalara ancak şeyle ultrasonografi ile yapabileceğimiz işlemler ise o noktada müdahale edebiliriz ama ilk ışını kullanmadan tabii, yani. Tabii fluoroskopi cihazı bebeğe zarar verecek herhangi bir ışın olmadan. Tabii. Yani mesela az önce ekranda da görülen fluoroskopi cihazı düşük doz da olsa radyasyon içeren bir cihazdır. O yüzden gebe olan ya da işte gebe kalma olasılığı olan hastalarımızda bunun olmadığından emin olmamız gerekiyor ki hani tabii bu işlemi yapabilelim. Tüm branşlar için bir akciğer grafisi evet. bile gebelere tabii, çektiremiyoruz. Tabii. Evet. Normalde çok düşük doz radyasyon veriliyor belki fakat bebek olduğu için biraz daha hassas evet. davranıyoruz. Ama gebelerle ilgili ile yapılacak bir işlemse o noktada tamamen kapılar kapalı değil. Değil. Yapılabilecek evet. işlemler evet. var. Fakat evet. bebeğe zarar vermeden, X evet. ışını kullanmadan yapılabilecek işlemler. Evet. Şimdi burada çok güzel notlar hazırlamıştınız açıkçası Meltem Hanım. Ulaşma imkanımız oldu. Hangi hastalıklara başvurduğunuza dair baş ağrıları, boyun ağrıları, kas ağrıları, bel ağrıları, kanser hastalarının ağrıları, nöropatik ağrılar, zonaya bağlı ağrılar, evet. fibromiyalji ağrıları. Aslında bunlar birçok insan tarafından bilinmeyen hastalıklar. Algoloji denince dediğim gibi ilk önce herkesin evet. akla bel ağrısı olarak evet. geliyor. Çoğunlukla da onlar başvuruyor zaten. Çünkü toplumda gerçekten çok sık görülüyor. Baş ağrısı da daha sık görülen ağrılar. Zaten hani baş ağrısı, bel ağrısı ve o şekilde hani sıralamamız gidiyor. Ama tabii tüm ağrılı hastalar başvurabiliyorlar. Fibromiyalji bence burada önemli. Çünkü hakikaten fibromiyaljiden muzdarip olan bir sürü çok, insan var. Çok, evet. Fizyoterapi polikliniklerine başvuruyorlar, romatoloji dahiliye polikliniklerine başvuruyorlar. Hastaların evet. ciddi ağrıları var. Fakat her zaman tetkiklerle ortaya koyamayabiliyoruz bunu. Yok zaten, evet. Fibromiyalji için böyle bir ama yaşam standartını, yaşam kalitesini inanılmaz düşürüyor. Hastalar ağrılardan muzdaripler. Evet. Fakat bazen ilaçlarla gerekli tedaviyi düzenlenemeyebiliyor. Evet, hastanın ağrıları evet. kesilemeyebiliyor. Algoloji, fibromiyalji hastalarında ne tür tedaviler uyguluyor? Fibromiyalji hastalarının, yani genelde onlara miyofasyal ağrılar da eşlik edebiliyor fibromiyalji hastalarına. Yani fibromiyalji de evet sabah yorgun uyanma, gün boyu hani kendini yorgun hissetme, asla dinlenememe. Çok tipiktir. Dövülmüş gibi evet, uyanıyorum derler hastalar. Elimi kolumu diyor, kaldıramıyorum diyorlar. Mutsuzum, hiçbir şey yapma isteğim yok. Kafam artık eskisi gibi çalışmıyor, algılayamıyorum, unutkanım. Bu şekilde şikayetleri olabiliyor. Tabii ki fibromiyalji hastalarında önce yaşam şekli, yaşam tarzı değişikliğine gitmek önemli. Yani hastalara şunu diyoruz, uykunuzu mutlaka düzenlemeye çalışın. Hani daha erken saatlere çekin, erken uyanmaya çalışın. Ağrılarınız olsa da kalkın, mutlaka hareket edin, yürüyüşler yapın. Covid öncesi dönemde ben yine hep şey önerirdim. Sosyalleşin. Evet, sosyalleşin, spor yapın. Spor salonuna da gidebilirsiniz, yürüyüş de yapabilirsiniz. Yüzme, pilates, hani bunlar hep iyi gelen şeyler aslında fibromiyaljide. Sonra şey var, bir takım vitamin eksiklikleri eşlik edebiliyor fibromiyalji hastalarında. D vitamin değerleri düşük olabiliyor. B12. B12'leri, demir eksiklikleri olabiliyor. Yani tabii ki bunları da tamamlamak gerekiyor hastalarda. Başta söylemiştik zaten multidisipliner yaklaşımımız öyle, var diye. Aynen sadece öyle. Algoloji bölümü değil. Evet. İlgili branş, dahiliye ile ilgili sıkıntıları olabilir, fizik tedavinin tedavileri olacak. En önemlisi hasta size de başvuruyor ayağı. Tabii bu hastalar. Evet. Yani bu şekilde hastaların yaşam tarzı değişiklikleri, tabii beslenme revizyonları, aslında fibromiyalji çok uzun bir konu. Beslenmelerini de düzenlemeleri gerekiyor. Hareket etmeleri gerekiyor. Bir takım destek tedaviler verebiliyoruz. Ağrı kesici analjezik ajanlar verebiliyoruz onlara. Eğer miyofasyal ağrılar dediğimiz kas ağrıları eşlik ediyorsa, yani bunları da şöyle anlatıyorum ben hastalara. Kasları kasılıyor ama gevşeyemiyor ve genellikle de çoğunlukla boyun bölgesinde, omuz bölgesinde, sırtta bir takım tetik noktaları oluyor. Hani onlara
Yine lokal anestezik enjeksiyonuyla o kas düğümlerini gevşetmeye, açmaya yönelik işlemler yapılabiliyor. Baş ağrıları olabiliyor fibromiyalji hastalarının, gerilim tipi baş ağrıları olabiliyor. Ona yönelik bir takım tedaviler yapabiliyoruz. Ya da eşlik eden boyun fıtıkları olabiliyor, ona yönelik işlemler yapılabiliyor, eklem ağrıları olabiliyor. Bu şekilde. Onun dışında algolojinin... Kanser hastalarını ben sormak istiyorum. Evet, sözü de çok özür dileyerek böldüm ama kanser hastaları maalesef hakikaten ağrıdan çok muzdaripler. Gerek metastazlara, gerek primer hastalığın kendisine bağlı olarak. Kanser hastalarında ne tür uygulamalarınız var? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bir analjezik tedavi şeyi vardır, merdiveni, basamağı vardır. Ağrıkesici tedavi merdiveni olarak. Üç basamaklı bir analjezi, ağrıkesici tedavi merdivenimiz var, öyle söyleyeyim. Önce basit ağrıkesiciler veririz hastalara. Bizim hani non-steroid dediğimiz ve adjuvan ajanlar dediğimiz yardımcı destek ajanlar verilir. Daha tabletler. Sonra, tabletler. Evet, daha sonra... Reçete edilen haplar. Evet, evet, daha sonra opioid dediğimiz daha böyle güçlü ağrı kesicilere geçeriz. Yeşil reçete olabilir, yeşil bazen reçeteli, kırmızı reçete olabilir. Kırmızı halk arasında böyle biliniyor. Ilaçlar, evet, öyle biliniyor kısaca. Daha, ya bunlar orta etkinlikte. Daha sonra da güçlü ajanlarımıza geçeriz. Ama yine tabii adjuvan dediğimiz bizim yardımcı ilaçlarımız var. Onları da veririz. Ama bazen bunlar da yeterli olmayabiliyor hastalarda. O noktada girişimsel işlemler yapılıyor. Sempatik blokaj dediğimiz, az önce de bahsettiğim gibi hani sinirlerimiz omurilikten çıktıktan sonra bir takım istasyonlara uğrayıp ondan sonra vücudun farklı yerlerine dağılıyorlar. Biz o sinir istasyonlarına kanser hastalarında ağrısı hangi bölgedeyse daha çok ona yönelik blokajlar ya da ablasyon dediğimiz hani sinirleri yakma işlemleri gibi işlemler yapıp hani o şekilde rahatlatmaya çalışıyoruz. Yani mesela pankreas, mide kanseri olan hastalarda maalesef çok ağrılı. Evet, hani örnek vermem gerekirse hani splenik blok, çölyak blok dediğimiz şeyler yapılıyor. Karın bölgesinde. Karın bölgesinde evet. Yani ya sırttan girilebiliyor ya da işte ne bileyim karın bölgesinden de son zamanlarda ultrasonla girilebiliyor. Daha bu çok şekilde, hangi kanser türlerinde peki? Evet, kolon kanseri olabilir, işte mide kanseri, yani gastrointestinal sistem dediğimiz sindirim sistemiyle ilgili kanserler olabilir. Kadın hastalıklarını ilgilendiren bir takım kanserler olabilir. Yani çeşitli yani kanser türleri olan kanser hastalarının eğer verilen ilaçlarla geçmediyse evet, algoloji diye bir bilimin olduğunu, evet, hastanemiz, Fethiye Şehir Hastanesi'nde bu bölümün olduğunu bilmeleri çok önemli. Evet. Çünkü ağrı hakikaten... Hoşnutsuz, kötü bir duygu. Tarifinde evet, söylediğimiz gibi evet, hastalarımız buraya başvurabilirler. Biz tabii hep söylüyorum, uygun hastayı seçmek çok önemli. Hastanın buna uygun olması. Yani genel durumuna bir bakarız. Tabii hastanın fayda görmesi de önemli bir şey. Tabii tabii. Yani dediğim gibi eşlik eden hastalıkları bizim bu işlemi yapmamıza izin veriyor mu? Kullandığı ilaçlar, sonra... vücudunda enfeksiyon varlığı, enfeksiyon değerlerinin varlığı ya da işte kanama değerlerinin buna izin verip vermemesi. Tabii hastaya göre değerlendirip ona göre işlemlerimizi planlıyoruz. Şimdi önemli ağrı sebeplerinden biri de aslında halk arasında belki çok bilinmiyor, nadir görülüyor olabilir. Fakat özellikle bacaklarda damar tıkanıklığına evet, bağlı oluşan ağrılar. Evet. İskemik ağrı dediğimiz ağrılar. İskemik ağrı diyoruz. Aha. Bu ağrılarda da uygulanan işlemler mevcut mu? Var, evet. Yani mesela burger hastaları başvurabiliyorlar bize. Ya da işte ampute olmuş, uzuvunun bir kısmını kaybetmiş hastalar. Yine burger veya başka hastalıklara bağlı. Ama ağrıları hala devam eden hastalar bize başvurduklarında az önce bahsettiğim gibi yine bu sempatik ganglion blokajları dediğimiz sinir yumaklarına uyguladığımız blokajları onlara da yapabiliyoruz. Bu da önemliydi. Bu da çok bilinen bir konu değil. Evet, İskemik evet, ağrılarda evet, da algolojinin ağrılar, etkinliğinin olduğunu vurgulamakta evet, fayda var. Evet. Bu arada benim kişisel bir merakım var. Yeri gelmişken sormak istiyorum. Fantom ağrı dediğimiz bir şey var. Evet, evet. Fantom ağrı nedir? Fantom ağrı şöyle, fantom aslında hayalet demek. Kelime anlamı hayalet demek. Hasta uzvunu kaybetmiş. Mesela bacağı kesilmiş, hasta bacağını evet, kaybetmiş. Bacağını örnek verecek kaybetmiş olursak. Ama orada hala bacağı varmış gibi hissediyor. Bacağı yani
hala onun ağrısını varmış gibi hissedebiliyor. Yani bacağını kaybetmeden önceki ağrısının hala yerinde durduğunu hissedebiliyor. O da aslında şöyle oluyor. Ağrı o kadar karmaşık bir şey ki, önce evet perifer dediğimiz dışarıdan bir şekilde bir şey bizim ağrıyı duymamıza neden oluyor. Sinirlerimiz onu alıyor. Önce omuriliğimize götürüyor, sonra beynimize götürüyor ve biz o zaman diyoruz ki ah işte benim elim ağrıyor veya işte neresi ağrıyorsa. Ve beyinde artık bir plastisite gelişiyor. Yani tıbbi olarak böyle ama şu oluyor. Beyinde artık senin o ağrılı bölgene ait bir yer var ve o artık ağrıyı algılamaya hazır. Ve bu şekilde orada ona ait bir şey oluşuyor. Ve o organı kaybettiğinde bile beyindeki onu algılayan yapı hala yerinde ve o hala o ağrıyı hissedebiliyor. Çok enteresan bir şey hakikaten. Evet. Yani böyle olan hastalar görmedim fakat duymuştum. Evet, evet. İnanılmaz gibi geliyor. Nasıl olur diyor insan. Yani ayağını kolunu kaybettiği halde nasıl oranın ağrısını hissedebilir? İnsan vücudu hakikaten muazzam bir yapı. Evet, aynen öyle. O kadar kompleks ki ağrının oluşumu ağrı bile, yani hoşnut olmadığımız bir duygunun oluşumu bile muazzam. Ve ağrı aslında bizim hekimlerin sevdiği bir şey. Çünkü ağrısı olmayan hastalıklar bizim için sinsidir. Tabii, eğer ağrı varsa hastaya erken tanı ve tedavi şansı verir. Manitelerde de kanser hastalıklarında da böyledir. Mesela batın içi kanserlerde batın geniş bir yapı olduğu için ne olacak? Kitle büyüyecek. Çünkü büyüyebileceği alan var. Geç fark edilecek. Ne kadar erken ağrı verirse o kadar erken teşhisi tabii mevcut. Şey yapıyor, yol açıyor. Zona'dan bahsedelim biraz. Evet. Zona hastaları da ağrıdan çok muzdarip olan hastalar. Evet. Bu hastalar için de yapabileceğimiz bir şeyler var mı algoloji olarak? Evet. Zona'yı da ben hastalarımıza şöyle anlatıyorum. Biz küçükken su çiçeği geçiriyoruz çoğumuz. Yani birçok insan geçiriyor. Ve o su çiçeği, geçirdiğimiz su çiçeği enfeksiyonu bizim vücudumuzdan gitmiyor. Aslında yine az önceki şeye geleceğim. Dorsal ganglionlar dediğimiz omurilikten sinirlerimiz çıktıktan sonra o bahsettiğim bir takım sinir istasyonları var, hücre gövdeleri var. Orada su çiçeği virüsümüz uyur halde oluyor. Ve çoğu insan da bu şekilde uyur halde yaşamının sonuna kadar bu halde kalıyor. Ve insanlar hiç daha sonra bununla ilgili bir rahatsızlık duymuyorlar. Ama bazı insanlarda genellikle işte yaşlı olan, bağışıklık sistemi baskılanmış, bağışıklık sistemi baskılanan ilaç kullanıyor olabilir, kanser hastası olabilir veya yoğun stres altında olabilir. Evet, yoğun stres yaşamıştır. İşte yakınını kaybetme olabilir, başka bir şey olabilir, iş stresi olabilir. Bu kişilerde, bağışıklığı düşen kişilerde bu su çiçeği virüsü tekrar aktive hale geliyor. Ama bu sefer bu sinir ganglionlarında biriktiği yerlerde aktive hale geliyor ve o sinir ganglionu vücudunun hangi bölgesine uyarıyorsa o bölgede döküntülü lezyonlar çıkarmaya başlıyor. Ve o lezyonlar artık çocukluktaki gibi değil, maalesef çok ağrılı oluyorlar. Hastalar işte yanma, biber dökülmüş gibi yanıyor benim o lezyonlarımın olduğu yerler. Gece uyuyamıyorlar. Uyuyamıyorlar. Çok şiddetli ağrıları oluyor. Zona hastalarında da önce medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavilerini başlıyoruz. Daha sonra bu sinir ganglionlarına yakın epidural enjeksiyonlar olabiliyor veya başka çeşit iğneli enjeksiyonlar yaparak o alevlenmeyi yatıştıracak bir takım tedaviler uygulayabiliyoruz. Şimdi öyleyse toparlayacak olursak baş ağrılarında etkili tedavilerimiz var. Boyun ağrılarında var, bel fıtığında, bel ağrılarında, fibromiyaljide var, kas ağrılarında var. Evet. Damar tıkanıklıklarına bağlı. Bacaklarda olabilir ya da her an nereye etkiliyorsa eklem artık damar. Eklem ağrılarında olabilir. Omuz ağrıları olabilir, diz ağrıları olabilir. Dizlerde peki, dizlerde neler yapıyoruz? Diz ağrısı da genelde toplumda çok sık görülen ağrılar arasında. Evet, toplumumuzda hani yaşlı nüfus arttıkça tabii bu ağrılar da artıyor. Ne yapıyoruz? Biz eklem içi enjeksiyonlar yapabiliyoruz hastalara. Ama hani algoloji, hani diğer branşlarda da yine aynı şekilde eklem içi enjeksiyonlar uygulanabiliyor. Farklı olarak onlardan ne yapabiliyoruz? Dizin ağrı duyusunu veren bir takım sinirler var. Geniküler sinirler dediğimiz sinirler var. Bunlar dizin hareketini değil ama duyusunu sağlayan sinirler. Yani ağrı duyusunu alan sinirler. Onlara blokajlar veyahut da hastalar eğer blokajdan rahatsa
Ama hani geçici olduysa radyo frekans, daha biraz daha kalıcı olsun diye radyo frekans ablasyonla sinirlerini yakma işlemleri yapabiliyoruz. Hastalar yani bu yakma işlemiyle motor kayıp dediğimiz hareket fonksiyonlarında bir kayıp yaşamıyorlar. Sadece... Burası çok önemli. Evet, evet. Burayı biraz vurgulayalım. Hı-hı. Çünkü sinir blokajı dediğimizde hastanın aklında şu var. Sinirin çalışmaması demek, çok kaba tabirle hastanın felç olması, evet, demek düşünebilirler, evet, böyle olduğunu. Hı-hı. Fakat aslında bizim duyu sinirlerimiz var, motor sinirlerimiz var. Yani hareketimizi sağlayan sinirler var ve, evet, hissimizi sağlayan sinirler, evet, var. Evet. Biz hissi sağlayan sinirler üzerinden bir blokaj, tabii, yapıyoruz değil mi hocam? Evet. Yani hastaların hareketleriyle ilgili bir sıkıntı yok. Yok. O yüzden zaten hastaların uyanıklığı bizim için çok önemli. Çünkü blokaj uygulayacağımız sinirlerde onlardan da geri dönüş alıyoruz. Ayağınızda bir hareket oldu mu? Ayağınızda bir ağrı, ya da işte dizinizde bir ağrı geldi mi diye onlardan olan geri dönüşe göre işlemlerimize devam ediyoruz. Bir dahili uzmanı olarak en sık tedavi ettiğimiz hastalıklardan biri de şüphesiz diyabet. Evet. Ve diyabetik hastalarda da bizim makro komplikasyonlar, mikro komplikasyonlar, evet, diye nitelendirdiğimiz birçok komplikasyon olabiliyor. Ve maalesef sinir hasarını görüyoruz. Hı-hı. Hastalar genelde bize eldiven çorap tarzında olarak nitelendiririz, hı-hı, biz. Ellerde, ayaklarda yanma, uyuşma, hı-hı, bazı hastalarda üşüme, hı-hı, olarak bu sinir hasarını anlatıyorlar. Evet. Biz onlara genelde bazı özel grup ilaçlar var, hı-hı, tedavilerini başlıyoruz. Fakat, hı-hı, bu ilaçlara rağmen hala ağrıları devam eden, bu his problemleri devam eden hastalarımız oluyor. Evet. Diyabetik nöropatiye, yani diyabete bağlı sinir hasarı olan hastalara da, hı-hı, uygulayabileceğimiz işlemler var mı? Onlara da sempatik blokajlar yapılabilir. Bu hastalara epidural enjeksiyonlar yapılabilir. Daha ileri invazif tedavi yöntemleri de var tabii. Omurilik piline kadar giden tedavi yöntemleri var ama. Bu biraz dikkatimi çekti. Açabilir miyiz? Yani şöyle, mesela çok defa ameliyat olmuş hastalar ya da farklı farklı girişimsel işlemlerden fayda görmemiş hastalarda omurilik pili uygulamaları yapılıyor ama şu an fetisekin de henüz bizde yok. Tek biraz daha evet çünkü ileri bir invaziv işlem, biraz daha ekip halinde yapılması gerçi gereken. Gerçi Elazığ'da işlem. Teksiniz. Fetisekin demeyelim de evet. Elazığ'ın şansı fetisekin. Evet. Şehir hastanesi. Evet, o 2 yıllık sınavdan sonraki eğitimi almış kişiler olarak görecek olursak evet Elazığ'da şu an öyle. Ben de bu diyabetik nöropatili hastalarda, yani siz de illaki öneriyorsunuzdur ama kan şekeri regülasyonları çok önemli. Hastaların yine katılımı bu noktada yine önemli. Yani beslenmelerine dikkat edip kan şekeri regülasyonunu sağlayıp kilo vermeleri bizim için. Yani iş iğneyi yaptıktan sonra da yine bunlara dikkat etmeleri yine gerekiyor. Bunu vurgulamak istiyorum. Onların katılımı her zaman önemli hastaların. Evet Meltem Hocam, süremizin maalesef sonuna geldik. Evet, çok çabuk geçti. Keyifli bir program aslında oldu. Evet, konuşacak çok şey var. Çok anlatacak şey var. İzleyicilerimize biz biraz da şunu tanıtmak istedik. Elazığ Fethsekin Şehir Hastanesi'nde, hı-hı, çok değerli bir hekimimiz var algoloji bölümünde. Teşekkür ederim. Ve belli hastalıklara belli tedaviler ağrı alanında uygulanabiliyor. Genelde, hı-hı, ağrı denildiğinde bel ağrısı, boyun ağrısı gibi akıllara geliyor. Hı-hı. Fakat biraz önce saydığımız bir sürü hastalığa bağlı tabii, oluşan ağrıda, evet, çok etkili tedavilerimiz mevcut. Hı-hı. Bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Tanıtma fırsatı verdiğiniz için bölümümüzü de. Emeğinize sağlık diyeyim. Çok teşekkür ederim. Seyircilerimiz de ekran başlarında bizleri izledikleri için teşekkür edelim. Pazartesi akşamları görüşmek üzere. Herkese hayırlı Ramazanlar.